Şimdi yaparsın. şöyle bir şey var. Bugün işte bu anayasa teklifini açıklayan 6 siyasi partiyi bir araya getiren şey neydi? Nasıl başladığı hatırlamakta fayda var birazcık. Bu birliktelik 2017 referandumundan hemen önce oluştu aslında. Fiili olarak CHP ile İyi Parti arasındaki bu birliktelik 2017 referandumundan önce oluştu. Bu referandumda hayır oyu verilmesi yönünde kampanya yürüttü bu iki parti. Büyük ölçüde de ortak kelimelerle, cümlelerle bu kampanyayı yürüttüler. Mesela hayır kampanyası yürüten HDP de vardı ama o ikiliye dahil değildi. 2017'de de değildi. Bugün de 6 partinin arasında değil HDP. Siyasi benzeşlik sadece tek başına yetmiyor. Ya da bir konuda aynı fikri söylemek tek başına yetmiyor. İyi Parti ile CHP arasındaki yakınlaşma 2017 ile başladı. Referandumla başladı. O referandumu da işte son dakikada damgasız oy pusulaları ve zarflara izin verilmemiş olsaydı belki de referandumda aslında hayır oyu çıkacaktı. Belki de çıkmıştı. Bir ölçüde şaibeli de kıldı bu son dakika hamlesi. YSK'nın son anda işte damgasız oy pusulalarını ve zarflarını geçerli buluyor olması bir anlamda şaibeli de kıldı ve kılı kılına geçti. %51,5'la geçti referandumda. Şimdi ortada zaten oldukça kuvvetli bir başkanlık sistemi itirazı vardı ta 2017 yılında. Bu itirazların ben bugün çok daha artmış olduğunu düşünüyorum. Zaten görüyoruz da bunu anketlerde. Yani başkanlık sistemini nasıl buluyorsunuz dediklerinde %65 civarında insan. Birbirinden farklı birçok ankette çıkıyor bu. %65 civarında insan parlamenter sisteme geri dönülmesinin daha doğru olacağı inancını dile getiriyor.